6. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 167 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1671. Hazreti Peygamber'e zaman kazandırmak amacıyla onun yatağına yatmıştı. Hazreti Peygamber'in verdiği işleri yaptıktan sonra Kuba köyünde onunla buluştu. Bu bilgiler aşağıdaki sahabilerden hangisiyle ilgilidir? A. Hazreti Ali. B. Hazreti Hamza. C. Hazreti Bilal. D. Hazreti Ömer. Cevap A. İkinci Hazreti Peygamber ve müşrikleri şaşırtmak için Medine yolunun ters istikametinde olan Sevr mağarasına gelip burada 3 gün gizlendiler. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sahabilerden hangisinin ismi getirilmelidir? A. Hazreti Abbas. B. Hazreti Fatıma. C. Hazreti Osman. D. Hazreti Ebu Bekir. Cevap D. Üçüncü Hazreti Muhammed, saf, Medine'ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve bir takım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi. Bu mescidin inşaatında bizzat çalıştı. Bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Mescid-i Kuba. B. Mescid-i Nebi. C. Mescid-i Haram. D. Mescid-i Aksa. Cevap B. Dördüncü Mescid-i Nebi'nin işleviyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Eğitim-öğretim faaliyetleri yapılırdı. B. Konuk ve diplomatlar kabul edilirdi. C. Hac ibadeti ve umre yerine getirilirdi. D. Toplumu ilgilendiren konular ele alınırdı. Cevap C. Beşinci Mescid-i Nebi'nin fonksiyonları ile ilgili. I. İbadet etmek dışında kullanımı yoktur. 2. Eğitim faaliyetleri yapılmıştır. 3. Hazreti Peygamber'e özel bir mescittir. Bilgilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. Cevap B. 6. aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in Medine'ye yerleşince öncelikli olarak yaptığı işlerden biri değildir? A. Mescid-i Nebi'nin inşası. B. Toplumsal barışın sağlanması. C. Eğitim faaliyetlerinin yapılması. D. Hac ibadetinin yerine getirilmesi. Cevap D. 6. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 167 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.